Emlakçılık faaliyetlerine yeni düzenleme getirildi. Artık yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Düzenlemenin ayrıntılarını Doğan Can Aksoy konuyla konuşacak. Biz de hiç vakit kaybetmeden sözü Doğan Can Aksoy'a ve elbette konuğuna bırakalım. Ahmet Görmez, oldukça önemli bir düzenleme emlak sektörü için. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Yetki belgesi zorunluluğuyla birlikte pek çok yeni ayrıntı da getiriyor o yönetmelik. Resmi gazetede yayınlandı. Biz de hemen konuğumuz 44 yıllık emlakçı ve aynı zamanda emlak sektöründe pek çok dernekte faaliyet göstermiş Salim Taşçı ile bu konuyu konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen sizlere sormak istiyorum. Bu yetki belgesi konusunu siz bir emlakçı olarak nasıl bulursunuz? Yine eğitim süreleri var. Bunları size soralım. Bu yetki belgesi konusu dört dörtlük bir kanundur. Emlak sektörü milyar dolarların geçtiği büyük bir sektördür. Ancak bir kanunu yoktu. 229 sektöre, 2000 yan sektöre hitap eden böyle bir sektörün kanunun olmaması üzücü idi. Ama şimdiki bu kanun dört dörtlük bir kanun oldu. Yetki belgesinin çıkması ile emlakçı rahat etti, satıcı rahat etti, alıcı rahat etti. Yetki belgesi alabilmesi için 18 Haziran 2018'den önce emlakçılık yapmış da ticaret odalarına kaydı varsa, vergi mükellefi ise, herhangi de bir suç işlememişse yetki belgesi almak mecburiyeti yok. 2018'den sonra emlakçılığa başlayan emlakçının 6 ay bir başka emlakçının yanında kurs görmesi, belge alması, yetki belgesi alabilmesi için de yetki belgesi şartlarını yerine getirmesi gerekir. Burada 5 yıldan fazla ceza almışsa, yüz kızartısı bir suça karışmışsa, daha doğrusu gayri ahlaki herhangi bir şeye karışmış olan kişi yetki belgesi alamaz. Yetki belgesini alan müessesenin yanında danışman olarak da çalıştırdığı kişilerin de 5. veya 4. derecedeki kurs belgesini almaları gerekir. Efendim, bu sektördeki çalışan kalitesini ve emlakçıların kalitesini de yükseltir mi? Merdiven altı emlakçılığın önüne geçer mi? Şimdi söylüyorum, diyorum ki milyar dolarlık bir sektörde bir telefon, bir masayla emlakçılık yapanlar vardı. Kaçak emlakçılık yapan vardı. Bu yönetmelik bunların hepsini önlemiş oldu. Ciddiyet geldi. Yani bir ciddiyet getirilmiş oluyor kanunla. Hemen çok kısa sorum olacak efendim. Alıcı yönünden faydaları da var. Bir de internet sitelerine ilişkin bir düzenleme var. Yetki belgesi olmayanlar artık o internet sitelerine ilan veremeyecek mi? Bunun alıcı açısından faydası nedir? Çok kısa onu sorayım. Yetki belgesi alan kişi, satıcı...